benzer bir seminer yine var. Mutlu oldun, yeni bir şeyler öğrendin orada. Ve öğrenmek müthiş bir has kaynağı sevgili arkadaşlar. Cezaevlerinde çalıştım tam 5 yıl. Cezaevinde müebbet hapis cezası yemiş insanlardan bahsediyoruz. Dedim ki ya sizin derdiniz de neyin peşindesiniz siz? Hocam diyorlar bizi tek tutan şey öğrenmek. Peki cezaevinde müebbet hapis cezası yemiş insanlar öğrenme odaklı olarak mutluluk için merak, ilgi, heyecan uyandırma konusunda biz kendimizi ne yaparsak... Çocukta herhangi bir göz kontağı kuruyorsa çocuk eğer, yani adam kuruyorsa herhangi bir otizm... Otizm yok, sağlıklı. Bence iyi bir şey değil hocam, 4 saat yani... İyi bir şey değil, çünkü alışmışız başka... İlgi ve isteklerini hani... Gerçekleştiriyor sonuçlar, kazanım evet, elde ediyor. Hitap ettiği için hani devam ettiriyoruz. Yaşadığımız çağda şuna alıştık biz. Elinizden ne alındı? Elinizden alınan... Huşu denen bir kelime var. Var mı bunun anlamını bilen, bilmeyen? Huşu. Sakin ve dingin kalabilmek. Amerikalılar Budist sahipleri merak ettiler. Dediler ki ya siz ne yapıyorsunuz kardeşim? Ölüyor yakınlarınız. Sizde herhangi birine yok. Derin bir travma yok. Federici var mı içimizde? Ben de yakın kısım akraba ölüyor. Bir şey olmuyor. Kayıp yok. Ebeveyn kaybı. Çocuk kaybı problem değil, eviniz yanınız sorun değil. Size ne oluyor falan diye getiriyorlar Amerika'ya, fMR cihazlarıyla beyinlerini ölçmeye başlıyorlar. Size ne oluyor kardeşim falan. Bu diz sahibinin muhteşem bir cümlesi var. Diyor ki bizim dinginliğimiz bizde oluşan değil. Atalarımızdan, dedelerimizden gelen bu ruh halet dinginliği. Ve ne oluyor? Meditasyonla arkadaşlara gösterdiğim başka bir grupla eğitimlerimiz var da yağ dolu kaynayan kazan içerisinde oturuyor adam, meditasyonla ne yanıyor ne bir şey yapıyor. O ruh dinginliği. Elimizden alınan bu. Bu gidince biz artık şunu normal olarak algılamaya başlıyoruz. 4 dakika, 5 dakika, 10 dakika, 20 dakika. Hayır, bir çocukta ilgi, merak, keşif yazdırabilirseniz bir Montessori malzemesini ve materyalini çocuk kendi seçiyorsa siz şöyle bir şey yapmıyorsunuz orada. Şu an ya, şimdi size bunu anlatacağım diye bir şeye başlamıyorsunuz. Koyuyorsunuz, canı isteyen geliyor. E bizde hiç kimse gelmez ki. Çünkü sen onu öyle alıştırmamışsın ki. Böyle alıştırırsan kendi gelecek. Bir müddet oynayacak, toplayacak, zıplayacak. Materyalin başına oturduğu zaman ne oluyor? Şu an. Dönen cisimler var. Hacim en boy yüksekliği hesaplandı. Montessori ninemiz, Allah rahmet etsin kendisine. Güzel şeyler yapmış bence. Çocuğun altın önündeki sandalyeyi kaldırıyor, çocuk kucağına alıyor malzemeyi, tam 44 kez aynı şey tekrar ediliyor. Ve çocuğun dikkati dağılmıyor. Çünkü çocuk orada bir şeyi keşfedebiliyor. Çocuk orada bir şeyi bulabiliyor. Çocuk orada bir şeyi bul... Hiçbir şey yaramadığı ortaya konulmuştur. İlla ödev verilecekse çocukların yaş ve sınıf seviyesine uygun olarak periyodik artan bir ödevlendirmesi... Evet. Bir çocuğun dikkati okul öncesinde kaç dakika? 5-7 dakika. Başka artıran var mı? Bak kritik. İlkokullara kadar ilkokul öğretmeni var mı içimizde? İyi bir şey mi bu? Kötü bir şey. Orada çıkacak sonuç eğer sürpriz... 4 saat bulmak mucize mi? Bulmak değil, kendi kalıyor. Yani sonuç itibariyle çocuk materyalle 4 saat sınıfta duruyor.